Milli Uyanış'a hoş geldiniz. Kalbi bu vatan için atan tüm Türkiye sevdalılarına öncelikle selamın aleyküm. Güvenlik uzmanı Mete Yarar, geçtiğimiz haftalarda ilk uçuşunu gerçekleştiren Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili konuştu. Gölcük Belediyesi, Türkiye'nin son yıllarda savunma ve teknoloji alanında yaptığı atılımların ele alındığı ikinci paneli olan Gelecek Yüzyılda Türkiye konulu paneli yoğun katılımla gerçekleştirdi. Türkiye yüzyılında Türkiye'nin savunma ve teknoloji alanında geldiği nokta ve hedeflediği çalışmaların ele alındığı panelde sosyolog Hulki Cevizoğlu ile güvenlik uzmanı Mete Yarar'ın anlatımları yoğun alkış aldı. Konuşmasına Milli Muharip Uçak Kaan'dan övgüyle söz ederek başlayan Mete Yarar, "O kadar tuhaf bir yere geldik ki, iki tane zor iş, bir tanesi denizaltı, bir tanesi de uçak. İki tane zor dal. Dünyanın 5. nesil uçağını yapıyorsunuz ve dünyada bunu yapabilen 4. ülke oluyorsunuz. Biz daha 4. nesil uçak yapmadan 5. nesil uçağa direkt girdik. Buna devrim, buna emperyalizme başkaldırı demezsiniz de ne dersiniz?" diye konuştu. Yarar, "Dünyada 120 yıldan beri uçak uçuruluyor. 120 yıldan beri uçak sektörü var. 120 yılın sonunda siz 2011'den başlayarak kendinizi geliştirerek yaklaşık 13 senede 5. nesil uçağı yapmışsınız. Siz 110 yıl farkı nasıl kapattınız? Birincisi siyasi iradeyle, ikincisi mühendisler, üçüncüsü toplumun destek vermesi, dördüncüsü bunları yapabilen teknik kapasiteye sahip işçilerimiz. Çok şükür bunların hepsine sahibiz." ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, "Kaan'daki bu özellik başka uçakta yok. Mete Yarar geliştirilen komut sistemini anlattı. Bunun özelliği şu. Bu uçak akıllı bir uçak. Dijital bir uçak. Bu uçak seslerle komutla hareket ediyor. Pilot her şeyi Tulgar ile görebilecek. Tüm hareketlerini sesle yapabilecek. Kaan'da yalnız aşağısı ve arkası da görebiliyor. Kamera sistemiyle 360 derece tüm etrafını dönüp algılayabiliyor. Pilot bir filo halinde insansız savaş uçakları ile hareket edip komut verebilecek," dedi. "Yerli savaş uçağımız Amerikan basınının radarında. Business Insider adlı haber sitesi Kaan'ın ilk müşterisini yazdı. Site, Rus savaş uçağı yerine Kaan'ın tercih edileceğini duyurdu. Kaan, Mürted Hava Meydanı'nda piste çıkarak ilk kez havalandı. İlk uçuşu, test pilotu Barbaros Demirbaş gerçekleştirdi. Tarihi uçuşu yakından takip eden dünya basınının Kaan'a olan ilgisi devam ediyor. Son olarak Business Insider, Kaan'ı manşetine taşıdı. Haberde, küçük, petrol zengini Güney Kafkasya ülkesi Azerbaycan'ın, önümüzdeki 10 yılda mütevazı savaş uçağı filosunu geliştirmek için büyük planları var. Ancak Bakü, onlarca yıldır geleneksel silah tedarikçisi olan Rusya'ya yönelmek yerine muhtemelen Pakistan ve Türkiye'den modern savaşçılar alacak," ifadelerine yer verildi. Rusya'dan uzaklaşma, Azerbaycan gibi uzun süredir müttefik olanların, Rusya'nın en yeni savaş uçaklarının sorunlarından etkilenmeyen etkili silah satıcıları bulduğunu gösteriyor. Yorumunda bulunan Business Insider, Bakü'nün yeni nesil uçaklar için Moskova'ya yönelmesinin artık pek mümkün görünmediğini yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'li yayın kuruluşuna konuşan Avrupa Politika Analizi Merkezi'nde savunma uzmanı Federico Borsari, Bakü'nün uzun yıllar Rusya'nın en büyük müşterilerinden birisi olduğuna dikkati çekti ve şu değerlendirmede bulundu. Ancak, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı pervasız bir saldırganlık savaşı başlatması ve Ukrayna'da artan zorluklar ve mali kısıtlamalar nedeniyle Kafkasya'daki ülkeler arasındaki nüfuzunu kaybetmeye başlamasıyla birlikte işler giderek değişti. Borsari, bu çerçevede, Pakistan'dan JF-17 satın alındığı yönündeki söylentiler, Moskova'nın safından giderek uzaklaşma eğilimini daha da pekiştiriyor, dedi. Azerbaycan'ın Türkiye ile yakın ilişkileri ve Rusya'nın Su-57'leri hizmete sokma konusunda yaşadığı sorunlar göz önüne alındığında, Kaan'ı tercih etmesi anlaşılabilir. Borsari, Azerbaycan'ın Kaan projesine katılımının Ankara ile Bakü arasında yakın siyasi ve diplomatik bağlardan kaynaklanan uzun süredir devam eden ve büyüyen güvenlik ortaklığının doğal sonucu olduğunu da sözlerine ekledi. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinden 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek, yurt içi imkan ve kabiliyetler ile tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağının üretilmesi ve bu uçağı tasarlayıp geliştirebilecek insan gücü ve altyapının oluşturulması amacıyla başlatılan Kaan geliştirilmesi projesinde şirketimiz ana yüklenici konumundadır. Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dihili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarındaki kazanılacak kabiliyetlerle Türkiye, dünyada Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin gibi 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacaktır.
Kaan'ın Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan diğer savaş uçakları, insansız hava araçları ve havadan ihbar ve kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilir şekilde görev yapması ve üretilecek uçakların 2070'lere kadar Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alması öngörülmektedir. Kaan Geliştirilmesi Projesi Sözleşmesi, SSB ile 5 Ağustos 2016 tarihinde imzalanmış olup başta ana yüklenici TUSAŞ olmak üzere, proje kapsamında görev alan tüm paydaşlar ile birlikte çalışmalar sürdürülmektedir. İmzalanan mevcut sözleşme, geliştirme ve üretim sürecinin bir parçası olan ön tasarım aşamasını kapsamaktadır. Söz konusu dönem içinde hava aracının tasarlanması, mühendislik, teknoloji, test altyapılarının ve sertifikasyon süreçlerinin geliştirilmesi, muharip uçak tasarım ve geliştirilmesine yönelik kabiliyet kazanılması amaçlanmaktadır. TUSAŞ, projenin ana hedefleri doğrultusunda ülkemizin muharip uçak tasarımı, üretimi, entegrasyonu, sertifikasyonu, bakım ve idamesine yönelik bilgi ve tecrübesini artırmak için tüm milli imkanlardan yararlanma yönünde azami gayret göstermektedir. Kaan'da Türk Silahlı Kuvvetleri harekat isterlerini karşılayabilmek amacıyla belirlenen çift motorlu Kaan konfigürasyonunda kullanılması hedeflenen özgün motor geliştirme projesi yürütülmektedir. Türkiye, savunma sanayisinde tarihi bir adım daha atarak kendi yerli savaş uçağını üretme başarısını gösterdi. Milli Muharip Uçak Projesi, Türkiye'nin gelecek 10 yılın en önemli havacılık girişimlerinden biridir. Bu projenin amacı, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde 1988'den bu yana kullanılan F-16 uçaklarının yerini almak ve Türkiye'nin bağımsızlığını güçlendirmektir. Kaan, çift motorlu bir savaş uçağı olarak tasarlanmıştır. Düşük görünürlük, sensör füzyonu, hava-hava ve havadan yere hakimiyet gibi üstün özelliklere sahiptir. 5. nesil teknolojiye dayalı olarak geliştirilen Kaan, radarlarda yakalanmayacak şekilde tasarlanmıştır. 21 Şubat 2024 tarihinde Ankara Mürted Hava Meydanı'ndan kalkarak ilk uçuşunu gerçekleştiren Kaan, Türk havacılık tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Prototipin yerli olarak geliştirilen kanopi ve özel boya ile donatılması, milli gururumuzu arttırdı. Kaan projesinde ilk etapta 2028'e kadar 20 adet uçağın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi ve 2030'dan itibaren F-4 ve F-16 tipi eski uçakların yerini alması beklenmektedir. Bu proje, Türkiye'nin teknolojide bir üst lige çıkmasını sağlayacak ve milli gücümüzü pekiştirecektir. İlk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren 5. nesil savaş uçağı Kaan'da, lastik sektörünün Ar-Ge'ye yatırım yapan %100 yerli sermayeli şirketi Petlas'ın tasarladığı lastikler kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayi tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Kaan, ilk uçuşunu 21 Şubat'ta gerçekleştirdi. Hürkuş, Hürdet, Anka, Aksungur, Bayraktar TB2 ve TB3, Akıncı ve insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma projelerinde kullanılan Petlas lastikleri, son olarak milli teknolojiyle geliştirilen en yeni milli muharip uçağı Kaan'da da tercih edildi. Uçak lastiklerine uluslararası birçok test metodunda test yapabilme kabiliyetine sahip Lastik Deney Laboratuvarı ile Türk Akreditasyon Kurumu tarafından Ulusal Akreditasyon Sertifikasına layık görülen Petlas'ın lastiklerinin kullanıldığı Kaan, ilk uçuşunda tam not aldı. Türkiye'deki tek akredite uçak lastiği test merkezine sahip olan şirket tarafından tasarlanan lastikler, Kaan platformunda kalkış iniş testlerini başarıyla geçti. AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren şirket, Türkiye'nin savunma sanayinin millileştirilmesine katkı sunuyor. Askeri birliklerin ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik özel vasıflı lastiklerin üretimini yapıyor. AKO Grup Yönetim Kurulu üyesi Safa Özcan, Petlas lastiklerinin tabi tutuldukları testlerden başarıyla geçerek savunma sanayi için kritik olan tüm kriterleri karşılamalarıyla ön plana çıktığını belirtti. Özcan, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini almasını sağlayan Kaan, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası konumumuzla dışa bağımlılığı en aza indiren katkılarımızdan dolayı çok mutluyuz. Hem metrekare hem de ürün çeşitliliği olarak Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük lastik fabrikamızda sadece askeri lastiklerimizle değil, binek araçlardan kamyonlara, otobüslerden yarış araçlarına ve traktörlerden iş makinelerine kadar neredeyse tüm araç çeşitleri için 80 farklı desen ve 2500'den fazla ebatta üstün nitelikli lastik üretiyoruz. Şu anda Türkiye'den en çok lastik ihraç eden lastik üreticisi pozisyonundayız, diye konuştu.